yüce dağ başında da manam manam sıram bademler. Otursun alasında yarim gidenler, yarim gidenler. Yine sen bana doydun da gülüm gülüm, ne de ben sana kör olsun ayrılığından icat edenler, icat edenler. Ben ölürsem de sen de kaldın burada, gülüm burada. Ben mi yaşlandım da anam anam sen mi görmüyorsun? Yaylam senin de dumanların nerede, gülüm nerede? Aha, dostum buralardan da anam anam ne zaman geçtim. Ömrümün sarayına da çerçimi açtım da çerçimi açtım. Seni sevmem diye de gülüm gülüm yemin mi geçtim? Varıp sen ellerinden olduktan sonra, olduktan sonra. Eyvallah, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. Başkanım, çok sayıda mesajımız var. Müsaadeniz olursa yani hızlı bir şekilde. Yani bu kadar güzel, bu kadar güzel enstrüman, yani bizi çok duygulandırdın. Yüreğine sağlık. Yani biz burada bütün sorunlarımızı bir anda şey oldu böyle. Buraya gelirken muhtar arkadaşlarımız birçok evet. sorunlar yazmıştı. Üstadımızın bu güzel ifadelerine artık eyvallah. Biz bir ayrı yerlere getirdik. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Beyin olduğun yerde her zaman güzellik oluyor. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Sağ olun. Razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hızlı bir şekilde okuyayım dilerseniz. Tabii, tabii buyurun. Başkanım. Turan Bey, öncelikle yayınınıza başarılar dilerim. Mahallelerimizin mülki amiri muhtarlarımızla yayın yapman çok güzel. Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi Muhtarı Hasgül Bakır, canı gönülden selamlar. Federasyon Başkanımıza ve Başkan Yardımcımıza selamlar, saygılar olsun demiş. Çambolak Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Sami Evren başkanımız yazmış. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, selamlar. Hayırlı akşamlar Turan abim. Konuk sanatçınıza da başarılar diliyorum. Ümit Gönül Taş, çok teşekkürler. Ben Görkem Keleş, sevgili amcam Doğan Keleş'e saygılar iletiyorum. Ailece gidiyoruz. Babam Cemal Keleş için Bozatlı'zı resen istiyorum demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki eseri tüm Tokatlı hemşehrilerimize armağan ediyorum. Selamlar. İsmail Arda Gülmüş. Çok teşekkürler. Turan yeğenin programın hayırlı uğurlu olsun. Misafirlerine, konuklarına selamlar. Haydar Çavuş ailesine selamlar. Mehmet Yalçın. Çok teşekkürler. Haydar Çavuş'a da, Haydar Çavuş ailesine, sülalesine de bir eser göndereceğiz. Ben Kuyucak Köyü'nden Fikret Özdemir, sanatçımıza başarılar diliyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum Turan kardeş, sana ve muhtarlarımıza başarılar. Harikasınız. Ramazan Gökçe, Kızıldere Ataköy Dernek Başkanımız.
Çok teşekkür ediyorum. Turan Bey, yapmış olduğunuz programınızı beğenerek izlemekteyiz. Köyümüzün gururu Haskül Bakır'a, diğer konuklara saygı ve selamlar. Duran Altınöz, çok teşekkür ediyoruz. Ben Çorlu'dan Yadigar Yüceer, Turan Çakır ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Sevgi ve saygılar demiş. Çorlu'ya da bizden selamlar olsun başkanım. Muhtarlarımızın sesi olduğunuz için çok teşekkür ederiz başkan. Selami Bey, Önder Bey, Haskül Bey'e ve siz değerli beyefendi hayırlı yayınlar diliyorum. Muhtar demokrasinin temel taşıdır Mustafa Kemal Atatürk demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarınıza ve Haskül Bakır'a selamlar. Hayırlı yayınlar, sağlıkla kalın Zerrin Çakır. Eşim çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza da sizlere de selamları var efendim. Sağ olsun. İstanbul'un yardım eli Sayın Selami Aykut ve Haskül Bakır başkanlarımı makam için değil, hayır için yarışmalarını Türk milleti ve İstanbul minibüsçüleri candır. Gönülleri meclisi adına saygıyla tebrik ederim. 01 Can Yüksel Şerement sağ olsun. Mahalle muhtarımız Selami Aykut'un başarıları biz mahalle sakinleri mutlu et, başarısı biz mahalle sakinlerini de mutlu etmiştir. Hayırlı yayınlar dilerim. Bu muhtar bizim muhtar. Cana can katan muhtar, hizmetine engel yok. Engel tanımaz muhtarımız demiş. Köyümüzün güçlü sesi Doğan Keleş'e başarılar diliyorum demiş. Hayırlı yayınlar Turan Bey, konuğunuz olan muhtar. Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut Bey'e, Haskül Bey'e ve biz İstanbul Üniversiteler Candır Camiası olarak Can 09 koduyla M2561 plakaları İzmir. Bizleri verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Berat Veziroğlu. İzmir için bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz demişler. Yani sağ orada olsunlar. İstanbul Minibüsçüler Candır en son İzmir depremiyle biz Atlas Yardım Derneği ile birlikte bir yardım kampanyası başlattık. Ortaklaşa. Minibüsçülerimiz de dedi ki başkanım dedi bize toplumda hep şey bakıyorlar böyle sadece minibüsçülük yapar diye bakarlar. İstanbul Minibüsçüler Candır diye bir ekip arkadaşları 10 minibüsüyle beraber, hatlı minibüsüyle toplamış olduğumuz sıfır ürünlerini o minibüslere doldurarak bize ulaşım sağladılar. Ben buradan aracılığıyla bütün minibüsçülere teşekkür ediyorum. Selam olsun. Çok önemli bir özveri ortaya koydular. Hepsine selam olsun. Selam olsun. Çok teşekkürler. Turan Bey, iyi akşamlar, hayırlı programlar. Konuklarınıza, muhtarlarımıza selamlar olsun demiş Servet Çelik. Çok teşekkür ediyorum. Programınızı izlemekteyiz. Biz Gençler Muhtarlık Kurumu'nu Sayın Federasyon Başkanı Selami Aykut sayesinde tanıdık ve ilgi duymaya başladık. Muhtarlarımız biz gençlere biz gençlere demiş ama devamı gelmemiş. Onu da birazdan okuruz gelirse. İyi yayınlar. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Çıkmış olduğu yolda Selami Aykut'a canı gönülden sevgilerimi iletiyorum. Allah'ım yolunu bahtın açık eylesin. İşinde başarılar dilerim. Hayırlı akşamlar ve selam demiş. Hayırlı akşamlar Muhtarlar Federasyon Başkanı Selami Aykut. Bütün muhtarlarımıza ve Gazi Osman Paşa Mevlana Mahalle muhtarımız Zeki Eşkinoğlu'na saygılar sunarım demişler. Evet. Değerli konuklarınıza ve Haskül Bakır'a selamlar, iyi yayınlar. Günçalı Köyü'nden Cuma adı güzel. Selamlar, hayırlı akşamlar. Türkiye'nin muhtarı Selami Aykut'a selamlar demişler. Türkiye'nin muhtarı. Allah razı olsun. Güzel. Hayırlı akşamlar. İstanbul Esenler Namık Kemal Mahallesi muhtarı Yusuf Aslan. Sayın muhtar arkadaşlarıma selam söylüyorum. Selami Aykut başkanımıza sorunlarımızla ilgilendiği için teşekkür ediyorum demiş. Allah razı olsun. Selami başkanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Şişli halde edip adı var. Mahalle muhtarı Aslan Kaya selamlar demişler. Yönetim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Gönül Yıldız. Sayın Selami Aykut'a çıkmış olduğu yolda başarılar dilerim. Her işte başarısı ile bizi memnun ediyor. Başarın daim olsun demişler. Merhaba Yıldız TV. Ben Erzurum Hınıs Meydan Mahallesi Muhtarı Gazi Aydın. Bir türkü Ali Kızıltuğ'dan benim o köylerde çok alacağım var eserini istiyorum demişler. Selamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Zonguldak Gökçe Bey'den Ah Babam eserini okursanız sevinirim demiş. Selamlar, saygılar Emrah kardeşimiz. Sayın muhtarım, muhtarların sorunlarını mükemmel ilgileniyorsunuz. Başarılarınızın devamını dilerim demişler, sağ olsunlar. İyi akşamlar Federasyon Başkanımız Selami Bey'in, Federasyon Başkan Yardımcımız Haskül Bey'in başarılarının devamını dilerim. Bütün konuklara selamlar. Ubyar'dan Cepel Kılıç. Selam olsun. İyi yayınlar, ben
Ben Akçay'dan Ali Bakır, muhtarı yeğenim Haskül Bakır ve arkadaşlarına başarılar dilerim demişler. İki tane daha mesaj okuyayım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Samsun'dan Cemalettin Aydeniz, aslen Reşadiye Bozcalıyım. Kemançı abiden bir yayla türküsü istiyorum. Selamlar, saygılar demiş. Hayırlı akşamlar başkanlarıma, başarılar dilerim. Esenyurt, Battalgazi mahalle muhtarı Nimetullah Aslan. Allah razı olsun. Selamlar olsun. Eyvallah. Başkanım, aslında reklam arasında soru sormak için canlı yayına da bağlanmak isteyen çok sayıda muhtarımız vardı. Onlar kusurumuza bakmasınlar. Gerçekten şu an hatlarımız çok yoğun. Ya bir de nihayetinde biz burada muhtarlarımızın genel sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Çambulak Köyü Muhtarı İbrahim Özen de Turancı muhtarımıza, başkanımıza sorar mısın? Muhtarlarımızın niye Bağkurlu, SGK'lı değil? Bunun bir artısı eksisi mi var muhtarım? Bunu tam şöyle bir şey var. Yaklaşık biz 12-13 yıl önce muhtar seçildiğimizde, evet, biz hep şunları araştırdık zamanda. Muhtarın görevleri, yetkileri, muhtarın olması gereken nokta nelerdir noktasında hep çalışmalar yaptık. Biz 657'ye tabi devlet memurluğundan yargılanan, evet, ve o haklardan faydalanamayan noktada görev yapıyoruz. Biz normalde muhtarlarımızın sigorta primlerini, evet, önceki dönemlerde kendi imkanlarımızla ödüyorduk. Evet. Son süreçte 2018 yılında devlet tarafından sigorta primlerimiz ödemeye başladı. Hı hı. Değerli muhtarımıza cevaben vermek, evet, istiyorum. Biz normalde köy muhtarlarımızın tüzel kişiliği olan, evet, bir makam. Mahalle muhtarlarımız da tüzel kişiliği olmadığından dolayı devletimizin yapmış olduğu çalışmalarda yakın bir zamandaki kanun çalıştığı içerisinde de geçen hafta, hı hı, Ankara'da İçişleri Bakanlığımızın daveti üzerine tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak katılıp orada bizim ta 1991 yıllık geçmişi olan bir kurumun o dönemden bu zamana kadar genelgeyle yürüdüğü, evet, bir sistemle, evet, devam ediyoruz. Birçok teknoloji sistemler değişti, kanunlarda değişmeler oldu, yapılanmalarda değişikler oldu. Bakın bugün de hemen ekranları başında bütün sosyal medyalardan insanların ulaşabileceği bir teknolojik sistem, evet, yapısına geldik. Ülkemizde 15 Temmuz hain darbe girişiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın, evet, canlı yayına bağlanarak ülkedeki bütün ulusal insanlara ulaşarak 15 Temmuz'da adeta bir dik duruş ortaya koymuşlardır. Kesinlikle. Yani, evet, her geçen gün teknolojik sistemin ilerlediği noktada hala daha 191 yıllık geçmişi olan aynı kanunlarla devam eden, zaman zaman ufak genelgelerle şekillenen bir tema içerisinde görev alıyoruz. Biz bunların içerisinde bahsetmiş olduğumuzun muhtarın, evet, da o dönemlerde sigorta primlerini ödeyememiş, prim borcu olan muhtarlarımızın da, evet, geçen haftaki toplantılarda İçişleri Bakanlığımıza bunu teklif olarak da sunduk. Şu anda yapılan kanun çalışmaları içerisinde de bu takım eksikliklerin daha toparlayıcı bir sisteme oturtma noktasında federasyon olarak çalışmalarımız yapıyoruz. Buna benzer posta tebligatları ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Adrese dayalı kayıt sistemi 5490 sistem çıktı. Bununla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Seçim kanunu ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Düşünün, mahallede mevcut muhtarsınız. Sizden bir istenmeyecek bir talep edilmiştir. O talebe cevap verememişsinizdir. Diyor ki ben çıktım muhtar adayı oldum. Neden çıktım? Evet. Muhtar şu işimi halletmedi çıktı. Yani biz burada demokrasinin temel taşı muhtar ifadesini kullanan Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle ifade etmiş olduğu yapı şudur: tarafsızlık ve ilkeliğini ortaya koyan, hiçbir, evet, tarafa bağlı olmayan, evet, doğrudan demokratik anlayış ortaya koyan bir sistem. Yalnız bu sistemin içerisindeki mekanizma sistemindeki eksikliklerin yeterli olmadıklarını biz paylaşıyoruz. Evet. Şimdi 5490 adrese dayalı kayıt sistemi çıktı. Düşünün, siz memleketten İstanbul'a geldiğinizde o köyün muhtarına giderdiniz. Derdiniz ki muhtarım, ben İstanbul'da şu ilçeye gidiyorum, şu adrese gidiyorum, bana bir nakil belgesi ver derdiniz. Evet, evet. Köyün muhtarı da o köyde kim var kim yok olduğunu kayıt sistemiyle kayıt altına alabiliyordu. O belgeyle beraber bir şehre geldiği zaman muhtara o nakil belgesi haricinde oturmuş olduğu adreste ikametgah ve kira sözleşmesiyle beraber, evet, nüfus müdürlüğüne kayıt gidiyordu. 5490 adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra mahalle muhtarlarımızın mahallesine ve köyüne geleni gideni bilemeyecek bir noktaya geldi.
Böyle olunca biz buradaki sistemin içerisinde eksikliklerin muhtarlarla, bu sorunu yaşayanlarla tartışmalarını ifade etmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Siz zaten yayına başlamadan önce şunu ifade ettiniz. Yayın çalışmalarımın içerisinde muhtarlarımızın genel sorunlarını, sıkıntılarını dile getiren yayın organlarına çok denk gelmedim. Evet. Şey olmasın dediniz. Evet. Aslında siz orada o kadar önemli bir konuya parmaktı bastınız ki sizin buradaki ifadeniz şu: ülkemiz içerisinde yapı anlayışını, yönetim anlayışını, idare bilim anlayışını en iyi doğrudan yaşamış, tarafsız ilkeliğine benimseyen muhtarlarımızın sorunlarını onlarla dinleyerek kesinlikle televizyonlarda tartışma programları seyrediyoruz. Evet. Bazen bakıyoruz. Muhtarlık kurumuyla ilgili bir tartışma programının içerisinde hiçbir muhtarlık yapmamış. Evet. O sahanın kahrını çekmemiş. Onunla dertleşmemiş. Bununla ilgili beyan ve önerilerde bulunuyor. Biz de diyoruz ki bu işin sorunlarını yaşamış olan sahada, evet, o işi koklamış, o sıkıntı yaşamış insanlarla bu işler tartışılmalı. Ona göre bir konular yatırılmalı masaya. Biz zaman zaman sanatçılarımızın da bu takım sıkıntılarını, evet, dinleyen, hani, evet, hep ne söylüyorlar? Ya herkes diyor sanatçı oldu. Halbuki bakın işte burada duayenler var, değerler, evet, var. Bu değerleri de ön plana çıkarmak için günümüz tabirinde bunları toplantılar halinde masaya yatırarak çalıştay şeklinde, evet, getirmemiz lazım. Peki muhtarım, şimdi bu çalışmaları yapıyorsunuz. Belli, evet, bir aşamaya kadar da getirdiniz. Evet. Muhtarlık kanunu da bunun çalışması içerisindesiniz. Aynen. Ve bunun çalışma görüşülüyor. Peki bu kanun çalışmalarının federasyonumuz neresinde? Bu kanun çalışmaları içerisinde şöyle bir şey var. Bazen bizim kurumlarımız içerisinde birçok STK'larımız, evet, var. Bu STK'ların içerisinde herkesin kendine göre bir yoğurt işi var derler. Evet. Bazen de ülkemizde şunu söylerler: birçok siyasi parti var derler. Birçok siyasi parti neden vardır? Daha iyi yönetebilen, daha iyi ekip ruhuyla ortaya çıkan, derdini daha iyi anlatabilen, halkın gönlünde tat kurma anlayışını ortaya koyan kişi lider oluyor. Kesinlikle, evet. Bunun içerisinde birçok siyasi parti var. Hepsi lider olma şansı var mı? Yok. Biz burada şunu söylüyoruz: muhtarlık kurumunu temsil eden STK'ların bu işin içerisinde dertlenmesi lazım. Neden dersen, bu işin vebali çok büyük. Yani örneğin mahallenizde aday oluyorsunuz, muhtar seçiliyorsunuz, koltuğa oturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kendi menfaatlerime göre mahalle içerisindeki yönetim şemasını şekillendireyim, kendimi kurtarayım derseniz orada fakiri, fukarası, garibi, gurabası, sizden medet bekleyen, evet, insanların hakkını yemiş olursunuz. Bu vebali bilen bir muhtar arkadaşımızın o mahalledeki seçim sonrası geldiği zaman değişmeyle karşı karşıya kalıyor. Biz burada tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu olarak, evet, geçen günde posta tebligatı ile ilgili bir çıkış yaptık. Dedi ki posta tebligatı almayacağız. Bazı STK temsilcileri şunu söyledi: biz tebligat almayacağız da ne iş yapacağız? Efendim, şunu özellikle herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bir muhtar evrak üreten kişi değildir. Evet. Muhtar mahallenin her sorunuyla ilgilen, yeri geldi abisi, ablası, kardeşi, babası, aile bireyinin bir temel taşıdır. Bu noktada tarafsızlığı olan ve o sorunların hepsini çözüm odaklı mücadele eden kişidir. Biz orada evrak üretmekten ziyade posta tebligatıyla ilgili vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorunların en büyük eziyetini çeken bir kurum olarak böyle bir görevimizin olmadığını anlattık. Ve bunu biz hukuksal dayanaklarla, çerçevelerle bir noktaya yerleştirdik. Bizim genel sekreterimiz Seyit Keleş, selam olsun, bu işte Avrupa'da da eğitimini aldı. Evet. Avrupa'da da eğitim aldı. Teşkilat başkanımız, 4 üniversite mezunu, bu işin tamamen içinde dertlemiş 3 tane avukatımız var. Bu işin hukuksal çalışmalarını yapıyor. Şimdi biz bunları, yani, yaparken bazen zaman zaman söylüyorlar: ya başkan bu açıklamayı yaptı da neye göre yaptı? Biz de diyoruz ki yapmış olduğumuz her bir açıklamanın altında dayanağı vardır. Dayanağı olmayan bir açıklama seçilmiş olan bir kişinin yapma şansı yoktur. Ve biz bu mücadeleyi hep devam ettireceğiz. Ve bu mücadelemiz içerisinde demin de siz söylediğiniz gibi medya birim başkanımızın yarım saat öncesinde yapılan programla ilgili konuyu kendilerine arz ettiğimizde hemen çalışma arkadaşı Feridun Bey'i arayarak şekillendirmeyi yaptı. Şu anda bizi ekranın başında, evet, seyreden insanlara ulaşım sağladı. Hemen Haskül Bakır diyor ki: başkanım, şu ilden bize bir yardım geldi. Biz Tokat'ın Almusu'na da gittik. Evet. Ondan sonra Adana'nın Osmaniye'sine geçen hafta gittik. İzmir'e gittik. Van, Muş, Elazığ, Tunceli. Üşüyen ellerinin kalplerini istiyoruz sloganıyla ülkemizden, bizden yardım isteyen herkese ulaşmaya çalıştık. Yani şunu ifade etmek, evet, istiyoruz. Muhtarlık kurumunu bazen zaman zaman ekranları başında bir seyredenler diyor ki: aa ya, bu muhtarlık bu işleri yapıyor muydu diye söylüyorlar. Oysa ki seçilmiş olan muhtarlarımızın hiçbir şey yapamıyorsanız bir gün bir bardak çayını içmeye gidin.
O çayın içtiğiniz zaman içerisinde muhakkak ki muhtarlığa bir ihtiyaçlı gelecektir. Evet. Bir dertini anlatacağın gelecektir. Ve o kadar dertli konularla karşı karşıya kalıyoruz ki neden? O insanlar bizi bir aile bireyi görüyor. Eşiyle sorunlu olan muhtara geliyor, muhtarın böyle sıkıntı evet. var. Çocuğuyla olan geliyor, diğeriyle olan geliyor. Neden? Bizim kapımız kapalı değil. Sekretere takılmıyorsun. Evet. Doğrudan oy vermiş olduğun mahalle muhtarına gidip derdini anlatıyorsun. Bundan daha önemli bir şey var Kesinlikle mı? Kesinlikle öyle, doğru. Önemli bir nokta yani. Evet, muhtarım aslında konu o kadar çok önemli bir konu. O evet. kadar ciddi bir konu ki aslında bütün ekran başındaki... Sadece muhtarları değil, işte dediğiniz gibi mahallenin en küçük bireyini dahi, okula ilkokula giren bir çocuğu dahi ilgilendiren muhtarlık müessesesi ki çok önemli. Aynen. Bunu konuşup bir de sosyal projeleriniz var mı? Onları detaylandırarak anlatmanızı isteyeceğim ama muhtarım siz de hani reklam arasında gelen telkinler, eleştiriler var mı? Selamlar var genelde. Evet, selamlar şimdi var. Medyadan evet. ilgilendiği için bizde şöyle bir şey var. Evet. Herkese bir sorumluluk verildiğinden dolayı. Evet. Şimdi medya birim başkanımız Önder Ay diyor ki başkanım ciddi bir yoğun mesajlar evet. geliyor. Dedim ki Önder kardeşim artık onları toplu bir şekilde artık siz paslarsınız. Evet, evet Önder'cim. Neler var onları da alalım Çok muhtarım. Teşekkür ederim. Esenyurt'taki 43 mahalle muhtarımızın hepsi selam var. Selam Özellikle olsun. Sağ olun. Eyvallah. Özellikle Şehitler Mahalle muhtarımız Dursun Akbal, Ordu'dan seyreden akrabaları teşekkür ediyormuş. Selam olsun. Süleymaniye Mahalle muhtarımız Ali Rıza Çınar var. Eşim takip ediyor. Komşular yazıyormuş. Muhtarım da bize de bir selam göndersin oradan diye. Tamam. Ordu Ulubey'den muhtarlarımız selamları var. Tüm İstanbul'daki... Muhtarım şöyle yapalım mı? Federasyon başkanımız da burada ya. Bu programın tekrarı gibi ama kadın olan muhtarlarımız da bir gün bir akşam konuk alalım burada. Federasyonumuzun kadın kolları başkanı var. Olur onlarla da beraber bir program aynen. yapalım. Kadın aynen. muhtarlarımızı da alalım. Evet. Ben devam. Bir teşekkür de bizim federasyonumuzun kadın kolları başkan yardımcımız evet. Nuray muhtarıma, Güngören Mahallesi muhtarımız Nuray Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Biz kardeş muhtarlarız evet. onunla. 49 tane tekerlekli sandalye dağıttım mahallemde engelli kardeşlerimize. Yani bunun nereden baksan 3-4 tanesi kendi bana gönderdi kardeş muhtarlık olarak. Buradan da sevgili muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar olsun. Bir eser buyurun başkanım. Şöyle, evet. Yayın programımız içerisinde biz İstanbul'daki muhtarlarımıza bilgi verdik. Bugün yine burada, evet. Hemen karşımızda. Avcılar Kemal Paşa muhtarımız var, Ali Ekber Yılmaz. Kendisi de dedi ki başkanım televizyon açtım, canlı yayında gördüm. Dedim ki ya hemen benim mahallemin yanında, evet. ben orada olmam lazım dedi. Çok ben güzel. O yürekli abime de teşekkür Selam ediyorum. Selam olsun Aramızda kendimize, kendisi, evet. kendisine de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ediyorum. Allah bir eser alalım ondan sonra konuşacağız. Hadi bakalım. Olsaydım da uçurmazdım elimden de Gül olsaydım da koparmazdım dalından da Babam dalından Kavuşup da babam sarmaş dolaş olmadan da Bülbül gibi de ayrı düştüm gülümden de babam gülümden.
babasız yuvanında babam dadım olmuyor. İçerimde bir boşluk var, yerim dolmuyor. Aman yar, babam seni de ben nereye götürem de öpem öpem de ellerini bitirem de babam bitirem. Açma yorganımı da yavrularım diyordum da o soğuk topraklarda da seni nasıl yatıram day, babam yatıram. O zaman ne yapalım? Sonra reklam arası olsun. Bir reklam arası daha verelim. Sonra kesintisiz konuşalım. Haydi reklama gidelim dostlar.